Merhaba, ben Barış. Merhaba, ben Tuna. Girişimci Muhabbeti'nin 104. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Maltepe'de, FIT Solutions'ın genel merkezinde Koray Bahar'la beraberiz. Merhaba Koray, nasılsın? Merhaba, çok iyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda iki tane seyircimiz var. Merhabalar, Habibe ben. Merhabalar, ben Fatma Gül. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz siz de. Şey gibi oldu ya, bu şu anda aklıma geldi. Böyle açık oturum gibi oldu. Hani 1990'larda olur ya böyle, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi bir de seyirciler var. Siz de hoş geldiniz seyirciler. Teke tek problem. Evet, aynen öyle ya. Birazcık ilginç bir ortamın içindeyiz şu anda. Siyasi gönderme yapmayacağız dedim ve hemen tabii ki de teke tek diyerekten bombayı koymuş oldum. Özür dilerim. Hayır, hayır. Referandumdan bahsetmeyeceğiz. Hayır. Evet, kesinlikle bahsetmeyeceğiz. Kesinlikle hayır. İnanamıyorum. Sansürlüyorum lütfen. Orayı kendi kendine bipler misin ya? Şey bağlamam lazım. Tuşunu bağlayayım. Başka podcastlerde konuşursun. Evet, lütfen. Orada. Evet, bize atılmasınlar. Şimdi başlamadan önce özür dilemem lazım. Geçtiğimiz hafta bölüm çekemedik arkadaşlar. Çok özür dilerim. Hala sesimden anlıyorsunuz ki. Evet, ses hastayım. Düzelmedi daha. Evet, aynen. Ve böyle çok kötüydüm. Hiç konuşamıyordum sesim çıkmıyor. Ama CrowdUp'ta sunucu oldum bir taraftan. Evet, zaten iyileştim. Sonra CrowdUp'ta sunuculuk yaptığım için tekrar hasta oldum. Sanki şey gibi diyor. Boğazına iğne yapmışlar ve 2 saatlik ömrün kalmış. Evet. Ama yine de konuşuyor. Adam zaten Tuna diye Utku dedi orada. Evet, çok fena. Çok fena. Bizden bahsederken. Bir şey diyeceğim bu arada. O anı ben yakalayamadım. Sen attın ya o attım, videoyu. Evet. O video zaten böyle bir acayip bir haldeydi. 11 falan. Saatlik bir. Neyse, Tuna da şey, sana Utku demesinden şey anlaşılıyor bu arada. Kesinlikle böyle ilacı yığmışlar. Kafası yerinde değil. Zaten adam görüntüsünden belliydi ya. Safhada. Tamamen şöyle oluyor. İşte ben çıkıyorum sahneye, bir şeyler sunuyorum falan. Enerjim bitiyor. Arkada böyle bir tane ilaç. 3 tane pastil ve zaten midem falan fesat oldu yani, çok kötüydü. Her neyse, neyse geçti. Sesim işte ancak bu kadar düzeldi. Ondan Koray'a bayağı bir haftadır borçluyuz aslında sana podcast'te. Evet. Yani kaç hafta oldu? 4 hafta önce falan sözleşmiştik aslında. Oldu galiba ya. İlk konuşalı tabii ilk konuşalı evet. Olmuştur. Çünkü evet. Ben üzerine işte mikrofonları bıraktım takside, onların gelmesi gerektiği falan. İyice uzadı. Yalnız şey ya, yani bütün o kara belaların suçu ben miyim acaba? Hani ben konuk olmayayım diye mi bütün o olanlar oldu acaba? Ama yine de oldum. Evet. Ve başardın ama bugün çok güzel bizi ağırladın. Çok teşekkür ederiz. Evet, rica ederim. Güzel içecekler, yiyecekler. Gitgide evet. Konuk olduğumuz yerlerde böyle seviye had safhaya çıkıyor. Yani evet. Çıta gitgide yükseliyor. Bakalım biz böyle konuk olma işini çok seveceğiz gibi gözüküyor. Artık hiçbir zaman üçümüz konuşmayacağız. Konuklu bölümler güzel oluyor. Okay, evet. Şimdi Koray, hızlıca ben bir seninle alakalı intro vereyim. Tamam. Koray'ı zaten Slack kanalından dinleyicilerimiz tanıyor olabilir. Aynı zamanda Yollarda TV diye bir podcastiniz var, Arman'la beraber yaptın. Aynı YouTube zamanda, kanalı da aynı zamanda. Bir YouTube kanalı. Aynı zamanda FIT Solutions'ın kurucu ortaklarından ve CEO'susun. Kurucu kısmı hayır. Tamam. Ortaklarından birisin ve CEO'susun. Aynı zamanda iki çocuk babasısın falan diye böyle şeyler. Onlardan hiç bahsetmiyorduk. Evet, aynen, onu da söyleyeyim falan. Çünkü bu kadar şeyi yaparken bir yandan da çocuğu da var yani. Onu evet, doğru. Mesela doğru. Sen işsizsin ancak bir tane podcast yapabiliyorsun. Çocuğum da yok. Bir de evliyim bak. Evliyim ama çocuğum yok. Okey. Ondan sonra da topu sana atıyorum. Tamam. Nereden başlayayım? Böyle Koray, bence sen şey yap. Sen de bir kendine intro ver. Evet. Çünkü şöyle oluyor. Şimdi evet, o senin YouTube kanalın var. İşte kanalda konuşuluyor. Biz de senden biraz bahsettik ama bence şöyle bir durum var. İşte sen kendinden nasıl bahsettiğin çok önemli insanlar için. Yani doğru. Bu adam kim ve kendinden nasıl bahsediyor? Ben genelde mesela insanların kendinden nasıl bahsettiğini bayağı merak ederim. O yüzden bence o iyi bir başlangıç olur. Sonra zaten konuşuruz. Ben böyle şeyden başlayayım. Lise tarafından başlayıp buraya doğru toparlayayım. Ben teknikse okudum, bilgisayar. Sonra Kıbrıs'ta bilgisayar mühendisliği okudum. 2005'te Kıbrıs'tan mezun oldum. Kıbrıs'ta okurken FIT'de çalışmaya başladım. Hmm. 2001'de kriz zamanı, FIT 99'da kuruluyor. Kriz zamanı, evet. Yani SAP Türkiye'den ayrılan 4 arkadaş kuruyor FIT'yi. Ben üniversitedeyken part-time developer olarak çalışmaya başladım Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta üniversitenin bilgi işleminin altında bir ofisleri vardı o zaman. Türkiye'de kriz zamanı epey küçülüyorlar. Kriz öncesi 45 kişiler. Sonra işler kötü oluyor. Bütün ekibi yavaş yavaş dağıtıyorlar. Ki o zamanlar FIT'te çalışan insan bugün gerçekten çok güzel yerlerde. Bir tanesi Nuri Çankaya, Microsoft'ta çalışıyor. Dubai'de marketingin başında. Gayet güzel yerlerde o dönem çalışanlar yerleşmiş. Sonra borçları ödemek için 4 ortaktan bir tanesi krizden önce ayrılıyor. Birisi kriz zamanı ayrılıyor. Diğer ikisi borçları ödemek için Almanya'ya freelancer SAP danışmanı olmaya gidiyorlar. 6 ay bir sene çalışıp borçları ödüyorlar. Geri gelirken bir tane ortak İsviçre'de Nestle'de kalıyor, İlker Bey. Hala bize böyle destek oluyor, omuz veriyor bize. Ahmet şu anki ortağım, o Kıbrıslı.
Kıbrıs'a geliyor. Kıbrıs'ta üniversitede bir küçük bir böyle ekip kuruyor. Orada çalışmaya başladım part-time developer olarak. Böyle hikaye biraz şey. Bu kadar uzun zaman aynı şirkette çalışır mı biraz önce konuştuk ya. Ben hani o kadar uzun zamandır aslında FIT'de çalışıyorum. Bir sene iki sene FIT'in Kıbrıs ofisinde part-time çalıştım. Çok iyi para kazandım. Bir öğrenci part-time için. Çok iyi. Tabii çok iyi. Mark'la ödüyordu bize. O zaman Mark vardı. Zarfın içerisinde Mark'la para veriyordu bize. Ve her hafta veriyordu. Bir öğrenci için yani rüya gibi bir şey. Böyle bir ışık geliyor sana. Zarf böyle bembeyaz parlayan bir şey. Sonra kumarhaneye orada. Para o zaman ne yapacaksın Kıbrıs'ta zaten? Kıbrıs'ta yapacak çok küçük. O yüzden Kıbrıs bizim öğrencilik hayatı hala FIT'de. O dönem üniversitede beraber okuduğum birçok arkadaşım var. Birçoğuyla hala yakın görüşüyoruz. Yani yakın arkadaş çevremin çoğu hala üniversitedeki arkadaşlarımdan oluşuyor. Sonra onlar oradaki ofisi kapattılar. Türkiye'ye döndüler. Ben 2-3 sene, bir sene okulu uzattım. Biraz aşırı sosyal. Sosyal derken kumardan değil yani. Hani yanlış anlaşılmasın. Biz FIT'deki arkadaş tayfası da üniversitede ne bilgisayar oldu? İnandırıcı kulübünde. Gelmedi mi? Evet, inandırıcı gelmedi ama evet, yani Kıbrıs'ta beni tanıyanlar bilir değil. Bilgisayar kulübünde böyle çok ciddi bir sosyal şeyimiz vardı. Yani dersten çok biz böyle takılıyorduk kulüpte. Mezun oldum, geldim. Ailemin bir oteli vardı. Böyle bir otel işletmesi açmışlardı. Bir Bodrum'da bir sezonu geçirdim. Sonra dedim ki ya ben bilgisayar mühendisliği okudum. Bu kadar iş yapıyorum. Gideyim ben en iyisi çalışayım. O kararı vermemde de en büyük etken şeydi. Bu Sebit Fuarı yapılır ya. Sebit Fuarı'nda şey vardı. Microsoft'un böyle bir holü vardı. Bütün Microsoft partnerleri oradaydı. Ben de gittim. Öğrenciyim ya. Elimde CV'yi bastım. Herkese veriyorum. Bir tanesi dedi ki şu an ne yapıyorsun dedi. İşte dedim böyle bir ailemin Bodrum'da oteli var dedim. Durdu böyle adam. O bir tane Microsoft partnerinin sahibi. Gel gel dedi, beni standtan çıkardı, beni bir holü gösterdi. Bak dedi, buradaki adamların bir tane hayali var dedi. Hepsi dedi şirketi satıp Bodrum'a gidip otel açmak istiyor çabuk dedi. Çabuk çık buradan dedi. Aynen öyle. Beni bir tokatlayıp gönderdi. Ama ben böyle evlenme planlarım var. O yüzden dedim ki ben gireceğim, yani işe girmem lazım. Böyle sezonluk işte bu iş olmaz. Ahmet abi ortağım şimdiki. O ara denk geldi, çağırdı beni. Ya dedi biz yeni projeye başlıyoruz. Ekibi topluyoruz tekrar İstanbul'da. Gelir misin? Dedim abi süper ama askere gideceğim ben 2 ay sonra. Ya olsun dedi, sen bir gel yine dedi. Ben hiç ümidim yoktu. Var mı başka arkadaşların dedi. Şu an Tüpraş'ta çalışan Altuğ diye bir arkadaşım var. Tanıyorum. Onun elinden tuttum Altuğ'u. Ahmet abiye gittik. Benim hayalim hani Altuğ'u işe alır. Sana da aslanım hani kolay gelsin deyip gönderir diye düşünüyordum. Beni hakikaten 1,5 ayına işe aldı. Yine giderken acayip cebime güzel bir harçlık verdi. Ben böyle bütün askerde o parayı yedim yani. Vay be. Sonra geldim, hiç iş aramadan FIT'de çalışmaya başladım. Yani resmi FIT'ye tekrar gelişim 2006, işte 11 senedir İstanbul'da hani Ahmet'le beraber çalışıyoruz. 2009'un sonunda içerideki bir ekibi pivot ettik. .NET yazan ve mobil uygulama yazan ekibi. Dotto diye bir şirket kurduk. Yine üniversiteden arkadaşlarından bir tanesi de ortaktı yine aynı şekilde. İçeride bir ekipti. Volkan, Ahmet, ben. O şirkette 2012'nin sonuna kadar biz kaldık. Sonra bu e-dönüşüm işleri çok böyle hızlanacağı zaman... Yani hızlı ve o taraf bizim isteğimiz büyüklükte gitmiyordu. Volkan dedik ki abi sen al burayı, sen devam et. Volkan hala o işi yapmaya devam ediyor. Şimdi Dotto Games diye bir oyun şirketi de kurdular. Oyun da yapıyorlar aynı zamanda. Ben FIT'ye geri döndüm. O tarihten itibaren de FIT'de aslında hisse aldım. Yani 2013'ün başı itibariyle. Bu da aslında ilginç bir vizyon. Yani böyle bir şirkette, eski bir şirkette hisse alabiliyor olmak beklenmedik bir durum aslında. Yani evet, bence şey güzel bir hikaye. Yani üniversitede part-time çalışmaya başlayıp sonra yani teknik ekip, yani sonuçta ben bir yazılımcıyım, bilgisayar mühendisiyim. İşte .NET yazıyordum. İşte SAP'nin ABAP diye bir dili var, onu yazıyordum. İşte iPhone yazdım, Java yazdım. Ama böyle çok böyle süper bir teknik adam mıydım? Hayatım hiçbir zamanda böyle süper bir teknik adam olmadım. Ama evet, iyi bir teknik adamım kendime göre. Sonra işte 2013 de bu devlet elektronik fatura işini zorunluluk getirdiğini duyunca biz bu tarafta 30-35 kişiydik o zaman. Türkiye'deki SAP kullanan bütün şirketler mecbur e-faturaya geçecekler düzenlemeye göre. Yaklaşık 20 bin şirket e-fatura kullanacak. Da bizim için süper bir fırsat vardı. Tabii. Çünkü biz ilk e-fatura anlatmaya Ahmet'le beraber 2008'de başlamıştık. Yani kimse o zaman anlamadım. Daha şey yoktu, regülasyon yoktu. Yani biz gittik SAP ile elektronik imzayı entegre ettik.
Öyle olunca dedik ki ya başka ne yapılabilir ki SAP'nin üzerinde? Abi dedik bize e-fatura yapalım. Yani fatura nasıl olsa kağıt. Sonra bir dediler ki bize oğlum saçmalamayın, regülasyon yok, isteseniz yapamazsınız. Sonra oradan iş böyle, biz hani SAP ile konuşuyoruz, yakın bir ilişkimiz var. Dediler ki bize tamam işte regülasyon da çıktı, hadi beraber bir ürün geliştirelim. Biz ürünü geliştirdik. İlk 2-3 sene sadece böyle 20-30 müşteri aldı. Yani daha yatırdığımız parayı bile çıkarmadan işte regülasyon çıktı. Sonra bir anda patladı bizmiş. Şu an hazır yaklaşık olan nadir şirketlerden birisi. Tabii canım. Evet evet, yani hem SAP yanımızdaydı, hem işte ürün hazırdı. İşte nereden baksana 10 tane yere kurulmuş bir ürün vardı. Ama şey çok zordu bizim için. Yani biz ürün yapmayı bilen bir ekip değildik. Biz gidelim terzi işi herkese ayrı ayrı. Tabii tabii. Bizim en çok yaptığımız mesela SAP'nin portali vardır. Sen Tuna bilirsin. Evet. SAP portalde her gittiğimiz müşteriye ayrı ayrı hava durumu yazıyorduk. Yani hava durumu aynıdır değil mi abi? Buraya yazarsın, sonra gidersin öteki tarafa da koyarsın. Öyle değil. Yani biz herkese ayrı ayrı yazmaya kalkmışız yani. Becerememişiz ürünleştirmeyi. Çünkü o bir ayrı bir hani ne bileyim bir ayrı bir yetenek. Ayrı bir bilgi birikimi gerektiriyor. O yüzden dönüşüm çok zordu bizim için. Yani terzi iş, ürün proje yapan dönüşmek. Bir işte developer arm şirketten müşteri de çünkü olmadığı her gün bizim için developer bir kayıptı. Yani ofiste eğer birisi oturuyorsa bir danışmanlık şirketi olarak anlıyorsun ki abi işler kötü gidiyor. O yüzden herkesin müşteride olduğu durum senin için en iyi durum danışmanlık işinde. Şimdi FIT'in bugünle baktığında mümkünse müşteriye kimseyi göndermeyelim. Herkes ofise çalışsın. İşte ben de onu diyecektim. Şimdi o kafanın değişmesi çok ilginç aslında. Yani normalde eğer ilk dediğin gibi kafaysa şey der yapar insanlar. Yani tabii ki gideceksiniz ofise. Yani böyle bir şey olmaz. Böyle bir olay tabii, olamaz. Aynen. Tabii ki yani burada kimse olmayacak. Ciro orada evet. Oldu zaten gerçekten. Tabii tabii. Yani gidiyorsun pardon. Gidiyorsun. Yani müşteriye her gün şey adam gün fatura ediyorsun tabii. Yani. Ya iş modeli bu bir kere. Yani. Sürekli bir nakit akan bir işin var. Sen şimdi diyorsun ki Sami Can ofiste otursun. Barış ofiste otursun. Normalde bu adamları sahaya göndersen günlüğü 400 euro 500 euro fatura tabii. keseceğim. Düşün. Ben 20 gün oturtturuyorum. Sami Can habire bana ürün yazıyor. Yani ben de o yüzden böyle kendi kendine para kazanacakmışım. Nasıl olacak acaba? Evet, evet. Döverler adamı. Ama biz o geçişi bence iyi yaptık yani bugüne geç ama çok sancılıydı. Yani ya bence bir şey söyleyeyim, sıfırdan ürün yaratarak başlamak bundan çok çok daha kolay bir şey. Tabii çünkü o geçiş de. Yani evet. O kafaların o konsepte alışması falan çok zor bir şey. Biz bence. Bir şey diyoruz yani bu uyuşturucu işi diyoruz danışmanlık işine. Yani bağımlılık yapıyor tabii. Çünkü sürekli daha fazla adam, daha fazla iş ama bir katma değer üretmiyor. Ve şeye de bu arada danışmanlığı verdiğin şirkete de bağımlılık tabii, tabii. yapıyor. Danışmanlığı veren grup da o tarz şeye bağımlı oluyor. Bu arada FIT kaç yıllık bir firma? Yani 99'da kuruldu. İnanılmaz yani bizim şu ana kadar konuştuğumuz her startup'tan o kadar farklısınız ki. Evet. Çünkü böyle bayağı 3 kez falan farklı bir yüze bürünmüş. İçinden aynen farklı öyle. Bir şirket çıkartmış. En sonunda da çünkü şu anda içeride yatırımcınız var ve evet. Artık yatırımcıyla öyle rota aşırı değiştiremezsin. Belli bir alana odaklanmışsınız, oraya doğru gidiyorsunuz ama ondan önce bayağı farklı yerleri pivot etmiş bir firma diye anlıyorum. İçeride şey gibiydik yani incubation center gibi sürekli ürün çıkartmayı deneyip bir türlü tutturamayan bir şeyimiz vardı. Yani e-fatura işi, bu elektronik dönüşüm işi hakikaten doğru zamanda, doğru ürün. Yani şans çok önemli. Ben hep yani çok vurguluyorum. Şanslıydık. Ürünümüz hazırdı. Şanslıydık, müşterimiz vardı. Şanslıydık, içeride ürünü bilen. Ama bu bir taraftan şeyde göstermiyor mu? Yani sizin yanlış ürün ya da eksik ürün, kötü ürün yapacak iyi güzel zamanlarınız olmuş. Bu ben oradan biraz etkileniyorum. Yani diyelim ki bir şirket başlıyor şu anda. İşte ürün, işte MVP'si var elinde. Hemen çıkartması gerekiyor. Gerekiyorsa pivot etmesi gerekiyor ama 6 ay içinde toparlanması gerekiyor. Ama sen işte 99 diyorsun ya, 99'dan şimdiye kadar bir sürü doğru da yapıldı bence. Bir sürü yanlış da tabii, yapılmıştı. Tabii, çok yanlış. Onun tecrübesi şimdiye kadar geliyor ya. Yani o history hala orada duruyor ya. Bence o inanılmaz bir avantaj. Çoğu şirketin elinde olamayacak bir şey. Yok, bu kesinlikle. Yani. Yani Ahmet'i o yüzden böyle hani her yerde böyle yere göğe çıkıyorum. Gerçekten adamın eğer bu kadar bu işlere yatırım yapmasaydı süper bir bence melek yatırımcı. Yani şirketi bu hale getirmek için cebindeki para, çünkü tek patron tabii, tabii. kendi cebindeki parayla yatırım yapıyor. Şirketin içerisine ürün çıkartmak için. Çok, iyi çok fail ettik. Yani düşünsene 2008'de e-fatura diye bir şey anlatmaya başlıyorsun. 2013'te yatırdığımız parayı ancak geri almış olacağız. Yani sıfır tapi olduğumuz nokta. Yani 5 sene boyunca i̇şte 5 sene sürekli yani. Sürekli para harcadık. Ya ben Ahmet'in olmasın. Yerinde olsaydım aynen. Koray saçmalama artık ne faturası der. Ya kafam bir şaplak atar gönderirdim yani. Ama yani o destek olmasaydı bu kadar, omuz vermesi, o vizyonu paylaşmasaydı bu hikayeler işte Amerika'da falan oluyor bu kadar bekleme. Hani 5 yılda karlı olmadılar falan gibi hikayeler oluyor ama Türkiye'de bence hiç olmuyor bu. Kimse dayanmaz 5 sene. Tabii hiç tabii. kimse dayanmaz ya. Yani o yüzden o vizyona birazcık hayran oldum ben şu anda. Yani o şey yani danışmanlık
işinden kazandığımız da aslında buradaki ürün işini finanse etmek oldu. Aslında bugün yani girişim yapmaya çalışan bir sürü adam da aynısını yapmıyor mu? Bir yerde beyaz yaka çalışıyor. Orada kazandığıyla akşam, hafta sonu ya da ne bileyim işte belki bir developer'a para veriyor. Yani bir şekilde aslında benzer çok yani belki ölçek biraz farklı. Biz şöyle bir hesap yapmıştım. Yaklaşık 2500-3000 adam gün yakmıştık. Yani para kazanamadan. Yani mümkün değil yani. Hani bizim sektörde 2000-3000 adam günü çöpe atıyoruz. Ve hala böyle işte scalable, hala böyle gidip bir günde, iki günde, üç günde kurulabilen bir ürün de değil bizim ürünümüz. Hı-hı. Yani böyle yarı ürün çıkıyor özellikle büyük SAP kullananlar için. Gerçekten Ahmet'in şeyi yani sabrı sayesinde aslında. Yok bu arada dediğin gibi yani o şey aynen devam ediyor. Çünkü ben de şu anda işsizlikten kazandığım parayla. işte ya böyle bir şey olamaz. İşte yani. Neyse ya, ki devletimiz açıklamıyor. Patreon'la geçiniyor Barış. Aynen. Patreon niye çıktı ortaya çıktı az önce. Bak hiç düşünmemiştim. O yüzden o bana kaldı değil mi? Ben işsizim ve işte oradan. Aynen tabii canım. Bravo. Neyse. Hala Squarespace'i ben ödüyorum. Patreon'un parası sana gidiyor. Hangi sen ödüyorsun? Neyse şimdi beni konuşturma kredi kartıyla ilgili. Neyse şunu diyecektim. Oradan gelen parayla, oradaki yaptığım işlerdeki parayla biz de şu anda hani tam geçiniyorum falan ama onun dışında işte Furkan'la yaptığımız ürünü yapıyoruz. Yani onu sonuçta bedava yapmıyoruz. Tabii tabii. Bir şeyler harcıyoruz oraya. Onu yapabiliyoruz. Bir taraftan işte orada hayallerimiz var falan ama bir yerden insanlar tabii ki kazanıyor parayı ama bir yerlere aktarıyor. O bence gerçekten yani en küçük işten hani ben kendimi en küçük işi yapan olarak görüyorum. En büyük işe kadar demek ki Türkiye'deki çoğu yer bu şekilde çalışmak zorunda. Yani ya gerçekten en başta büyük bir yatırımcısı olacak ki çok olmuyor. Evet olmuyor. Böyle bir şekilde çalışmak durumundasın yani Türkiye'nin gerçeği bu. Şey diyorlar ya bazen hani abi startup yapacaksan full time ayrılacaksın her işinden. Yani bütün işte odaklanacaksın buraya. Amerikan şey yani ben de ilk startup'ımı kurduğumda zaten işte bir yandan startup'la alakalı bir şey yapmaya çalışıyorum. Diğer taraftan danışmanlık veriyorum şey gibi ve danışmanlığın parası çok tatlı olduğu için çok sürekli tatlı. Evet oraya gidip işte danışmanlık tabii. Vermeye devam edeyim falan filan. Zaten sonunda firma danışmanlık firmasına dönüştü. Yazılım firması yani. Olacağını. O çok klasik yaşanan bir şey. Peki şimdi FIT Revo'dan yatırım aldı. Evet, ne zaman aldınız? 2014'ün Ağustos'uydu closing. Yani 2013'ün sonu biz tanıştık Revo'yla. Herhalde 7-8 ayda bitmiş round. Yani ondan sonra bir ara 115 liraya kadar çıktık. Böyle Anadolu'nun her köşesine bir hani bir satış temsilcisi koyalım diye bir çılgınlık yaptık. O da ayrı bir hikaye. Yani biz çünkü şeyle kaslarımız büyük müşterilere bir şey satmak için çok iyi. Yani biz ne bileyim işte Unilever'e, Shell'e, BP'ye, büyük holdinglere çok rahat Sabancı'ya, Borusan'a, Doğan'a bir şey satabiliyoruz. Hı hı. Ve büyük ticket size'larla satabiliyoruz. Yani oradaki verdiğimiz hizmet, ürün bambaşka. Sonra biz oradaki işler doğal olarak hani piramidin tepesi daha çabuk tükendiği için dedi ki KOBİ'lere bir şey satmaya tabii, başlayalım. Scale etmek için. O da çok zor. Düşünsene 35 kişisin. Yani 1000 tane adamla sözleşme yapacağım desen bizim sözleşme bir de ıslak imzalı. İmza tabii, sürgüsü tabii. Gerekiyor. İşte adamın faturasına aracılık ediyorsun. Yani böyle çok böyle güçlü yasal çok bir kritik, yasal bir evrak var orada. O yüzden onu öğrenmemiz yani son 2-3 yıldır böyle habire debeleniyoruz. Şu an bence görece bizim tipimizde bir şirket için bence iyi bir noktaya geldik orada da. KOBİ'lere gidebildiniz yani. Evet gidebiliyoruz. Farklı kanallarla gidebiliyoruz ama. İlk bizim KOBİ'ye dokunma hikayemiz biz ING Bank'la white label ettik bizim ürünü. ING kendi internet şubesinin içine koyduk. Bu sayede ING'nin satış ekipleri, şubeler tabii. Gidip Anadolu'nun dört bir noktasında işte oradaki işletmelerle, KOBİ'lerle elektronik fatura hizmeti vermeye başladılar. Yaklaşık 1500 civarı bizim KOBİ müşterimiz orada. 700'e yakın, 800 civarı, 700-800 civarı şey var. Büyük ölçekli dediğimiz large enterprise diyoruz biz. İşte stratejik account'lar var. Bir 1500-2000 aralığında da FIT'in daha sonra kendi bir şey, Maliye Bakanlığı'ndan bir lisans alıp aynı ING gibi kendi markamızla da KOBİ'ye gitmeye başladık. Onun da sebebi şuydu. İşte KOBİ diyor ki ya da KOBİ patronu diyor ki ya abi diyor ben bankaya diyor bütün fatura bilgilerimi vermek istemiyorum diyor. Şimdi aslında ben kendi açımdan düşününce ING ile çalışmaya başlarken ya da bankalarla görüşürken abi en güvenilir yer banka yani bankadaki datanı kimse paylaşamaz edemez diye düşünüyorum. Ama o şekilde düşünmüyor tabii çünkü içeride kredim var benim. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi o da öyle düşündüğü için bazı bizim böyle çok önemsediğimiz müşteriler abi biz bankayla çalışmayız deyip o servisi başkalarından almaya başlar. Çok, ne kadar bariz bir lokal problem bu yani. Şimdi git Amerika'ya bu olacak mı? Kesin olmayacak. Evet. Ama şey bence bu e-fatura işin en böyle hani güzel yanı şey oldu. İnsanlar cloud'a alıştılar. Yani buluttan hizmet alımı yoktu yani Türkiye'de. Farkındalar mı peki?
Tabii çok farklı. Tabii. Çünkü şey, çünkü bir fiyat hani... veriyorum ona ben. Diyorum ki senin sistemine kurarsam işte atıyorum 100 lira. Buradan alırsam 1 lira. Şimdi doğal olarak diyor ki ben niye 100 liralık yatırım yapayım ki? Çünkü orada sunucu verecek tabii bana tabii. işte bir onu yedeklemesi lazım. Bir sürü sorumluluk var orada. Ben diyorum ki burada her şeyi ben yapıyorum. Ben yedekliyorum. Sunucular benim. Her şeyi ben işletiyorum. Senin için ayrı bir adam tutmana gerek yok. Elektriğini suyunu vermene gerek yok. Aynen. Biz orada ona yani, ama fiyat nedeniyle. Yani ben mesela bunu da 100 liraya versem adam yine şeyi ister. Tabii. Ya benim elimde dursun. Sıcak görelim. Sıcak dokunayım ona. Böyle sunucu burada dursun. Masanın önünün üstünde göreyim onu. Aynen. Bence bu iş onu çok böyle hızlandırdı. Yani Türkiye'de bence hani insanların bulutta bir şey yapma hikayesini anlatmak için güzel bir giriş oldu. İşte toplumu eğitme açısından da bence çok iyi. Eğer gerçekten farkındalarsa işte bu hani aslında bulut dediğimiz şey hani kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. O şey kısmına girmeyeceğim oradaki o klasik şeye. Girmeden duramıyorum şu an. Neyse evet. Girmeyeceğim. Tut kendini boş tut. Kötü bir şey olarak algılamayıp tam tersi hani bak bu benim işime geliyor. Ben aslında ne bileyim FIT böyle kullanıyorum ya da ne bileyim e-faturamı böyle hazırlıyorum evet. Ama aslında başka bir sürü de iş böyle yapsam iyi olur. Benim işime geliri anlarsa bu şey anlamına geliyor işte. Türkiye'deki SaaS şeyini, sektörünü büyütmek anlamına evet, geliyor. Çok basit yani. Servisine. Ben bu, çok inanıyorum ona yani. Konuştuğum evet. şeylerden birisi bizim podcast'te de bahsetmiştik ya. Salesforce mesela gidip Amerika'da tüm pazarı açıyor. Aslında siz de burada önce olanlardan birisiniz işte. Ya biz mesela biz öncü demek istemem. Yani Maliye Bakanlığı enteresan bir şekilde çok vizyoner gitmiş yani. Ben ilk 2010'da gittim. Yani ilk kez hayatımda bir kamu kurumunda toplantıya gidiyordum. Benim hayalim abi hani ne konuştuğunu bilmeyecek. Yani ben ona bir şeyler anlatacağım ama teknolojiyle tahminen o teknolojinin ne olduğunu bilmeyecek birileriyle evet. toplantı yapacağım diye gittim. Çünkü böyle arada da hani kamuda çünkü hiç çalışmadığım için özellikle öyle bir birimle çalışmadığım için birilerini koyup randevu aldık. Tabii. Yani dedik ki işte tanıyan var mı? Aa, bir firma bizim işte beraber iş yaptığımız firma dedi ki ben tanıyorum. Ya bize bir randevu alır mısınız tanışalım. Çünkü biz bir şekilde derdimizi anlatmak istedik. Abi gittim bizden 1000 kat daha iyi e-fatura biliyorlar. Dünyadaki trendleri böyle yemiş bitirmişler. Hala süper bir ekip orada çalışmaya devam ediyor. Benim tabii kamunun hepsi içinde çalışmadığım için ben Maliye Bakanlığı'nı biliyorum. Ve Maliye Bakanlığı'nda işte Gelir Dersi Başkanlığı'nda bu işleri yapan ekipleri tanıyorum. Bence süper vizyoner böyle süper hani genel şeydir ya şirketlere böyle köstek olmaya çalışır gibi bir izlenim vardır. Yani devlet bir abi taş koyar sürekli doğru. şirketlere. Benim çalıştığım bu ekiplerin için şunu söyleyebilirim. Yani hepsi tam tersi mükellefin böyle işine gelecek şekilde karar vermeye çalışıyorlar. O yüzden hani 2010'dan bugüne hiçbir zaman bu aksi olmadı yani. Hani ya böyle bir şey yapalım da taş koyalım, insanların işini zorlaştıralım değil. Biz bunu nasıl çözeriz diye oldu. Tabii bürokrasi var. Yani süper gidip anlattığım bir işi kabul eden içerideki ekibin onu yukarıdan bir ne bileyim işte bir kabul ettirip yayınlanması vesaire vakit oluyor. Ama sürekli oldu. Yani bugüne kadar bir şey istedik ve olmadı dediğim hiçbir şey olmadı yani. Ne güzel yani pek beklenmedik bir hikaye evet. ama... İyi yani buna artık hani şans mı denir yoksa yani devlet de sonuçta gelir optimizasyonu yapması gerekiyor yani ve bu tarz şeyler bence doğrudan o şeyi arttırıyor. Ya tabii kayıt doğru kayıt dışının evet. çok bu kadar olması sebebiyle bence buraya iyi odaklanılmış olabilir. Yani işin çıkışı zaten Türkiye'de o. Yani yurt dışındaki istatistiklerde yaklaşık %10-15 arasında hani bu tarz projelerin kayıt dışı ekonomiyi engellediğini söylüyor. Ölçebilir misin? Mümkün değil ölçemezsin. Aynen. Ama hani oradaki vizyonla başlamış Türkiye'de. İlk de böyle tütünle mücadele eylem planı diye bir başbakanlığın bir raporunda yazıyor. Sonra tütün ve alkol tütünle mücadele. Sonra bir de kaçakçılıkla mücadele eylem planı diye orada da akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili evet, bir evet. eylem 2008'de mi 2006'da mı ne yazıyor düşün. Vay be. 2010'da ilk kez hani gerçekten düzenleme çıkıp yayınlanmaya başlıyor. Yaşıyoruz, çekiyoruz evet. onları. Benim bağlı olduğum ekip yapıyor bunu zaten. Bu arada ben hemen daha böyle basit bir soru soracağım. Şimdi KOBİ'lere gittik dedin ya mesela işte çok yeni başlayan startupları da göz önünde bulundursak onlar da o KOBİ şeyine klasmanına giriyorlar mı? Evet evet orada bizim en güçlü kanallarımızdan bir tanesi onu bahsedememiştim. Biz şey denedik önce ING Bank'la sahaya indik. Sonra ING'nin ulaşamadığı yerlere ulaşması için ya da ING'nin ekiplerinde böyle sahada destek olması için yanılmıyorsam 10 tane ilde orada yaşayan arkadaşlar aldık. Onlar ya ING ile ya işte kendileri bizim ona çıkarttığımız leadlere gidip ziyaret edip bak e-fatura böyledir, sözleşme budur deyip bize yani satış yapmaya çalıştılar sahadaki ekipler.
fena olan, yani iyi giden iller vardı, kötü giden iller vardı ama toplamına baktığımızda işte yani şöyle düşün, işte aracı, benzini, işte oradaki tüm kostları, personel kostu, toplam oradaki harcadığımız efor ve odaklanmamızda geri dönüşü olmadı. Sonra dedik ki biz böyle beceremedik bu işi, o zaman bayilerle yapalım. Gittik işte yine Anadolu'da bu işi anlatabilme profili olan işte bayiler. Kim bunlar? İşte hani Logo bayisi, ETA bayisi ya da Türk Telekom Süper Online bayisi olan, hani bir portföy olup gidip ona bu tarz böyle bilgisayar hizmeti, bilgisayarcı, onlarla çalışmaya başladık. Orada da böyle 40'a yakın aslında bayimiz oldu. Ama çalışan böyle 5-6 tane iyi bayimiz kaldı. O taraf şimdi çalışmaya devam ediyor. Yani bir güzel şeyimiz orası, hani işleyen model orası oldu. Sonra bizim büyük müşterilerimizin kendi kanallarına gitmeye başladık. Mesela Shell'le anlaştık. Shell'in bayileriyle gidip Shell'le arasında bir entegrasyon yaptık. Örnek veriyorum, şimdi taşıt tanıma araç girdi oraya. Yakıt aldı. Aslında o bayiye ait bir yakıt. Ama onun faturasını Shell bana kesecek. Doğal olarak Shell'in onu satın alması lazım. Bayiden akaryakıtı ki bana satsın. Bu tarz böyle prosesler var. Biz gittik arada bayilerin o derdini çözdük. Bu sayede bayi hiç böyle ekstra bir efor sarf etmeden otomatik fatura kesmeye başladı. Çok sistem. Iyi. Yani Shell'e keseceği faturayı, bu sayede hiçbir fatura Shell'den dönmedi. İşte bayiler çok hızlı bir şekilde mutabakat yapabildi. Paralarını çok hızlı tahsil edebildi. O yüzden o sistemi kullanan 400-500 tane şimdi akaryakıt istasyonu var. Sonra Vestel bizim müşterimizden bir tanesi. Vestel'in servislerini geçirdik. Yani direkt mikro işletme. Bu adam ya tek başına ya iki çalışanı var. Adam buzdolabı tamiri yapıyor. Çamaşır makinesi tamiri yapıyor. O adamları e-faturaya geçirdik. Onların bu sayede Vestel'le arasındaki faturalaşmayı kolaylaştırdık. Bu modelle iyi işlemeye başladı. Yani büyük müşterimiz var. Onun kendi bir kapalı network'ü var. Onların arasındaki faturalaşmayı kolaylaştırıp gelip oradaki servisi ya da oradaki benzin istasyonunu e-fatura kullanır hale getirdik. Süper. Son model de bize en çok müşteri getiren diğer model de paraşüt oldu. Biz paraşütle çok yakın çalışıyoruz. Bir kuzen şirketiz. Ben kuzen diyorum. Aynı fondan yatırım aldığımız için. Paraşüt ekibinin tabii süper bir böyle mikro işte startup müşterileri var. Tabii. Biz de onlara böyle çok böyle mümkün olan en uygun fiyatlarla startuplara biz şey support etmeye çalışıyoruz. Paraşüt kanalından da yanılmıyorsam 400-500 tane bize müşteri geldi. Ve güzel. En hızlı büyüyen kanallardan bir tanesi paraşüt. Çünkü paraşütü kullanan herkes için aslında dijital gerçekten. Şirketler bunlar. Dijital doğan şirketler. Onlar için bence zaten kağıt matbaaya gidip hiç bir uğraş. Fatura bastırmak, aynen. defter bastırmak zaten mental olarak çok anlamlı değil. O yüzden orası iyi bir başlangıç oldu. Yo, ben o yüzden özellikle sordum bunu çünkü şu anda kesin bizi dinleyen insanlardan faturayla uğraşıp ya da uğraşmasa da bile şu anda düşünen böyle abi bu iş nasıl yapılır, ben hiç bilmiyorum, ilgilenmedim ki. Fatura yok olsun zaten. Evet yani bu nasıl kağıt işte, olanı gitsin abi. Sıkılıyorum. Siz böyle %100 penetrasyonunuz falan olsun yani. Yani o kadar kötü bir şey. O adamların paraşüte gidip üzerinden size gelmesi evet. o adamlar için en güzel çözümlerden tabii, biri tabii. gibi gözüküyor. Ben zaten onu diyecektim şimdi. Biz bu arada FIT kullanıyoruz yani ve aşırı memnunuz. Yani. Çok teşekkür ederim. En sevdiğim şeylerden bahsediyor. Reklamlar. Gerçekten reklamı yapacağım çünkü yani bizde şöyle bir şey var. Bizim müşterilerimiz işte daha önce anlattım ya böyle dernek gibiler yani. Hani büyük bir kısmı site falan filan ve adam sürekli şey diyor. Aa biz o faturayı görmemişiz. Mütemadiyen bir şey var. Hayır okundu mesajı böyle falan. Artık böyle gönderdiğimiz için bakın elektronik olarak gelmiş falan filan. Baya böyle bizim tahsilatları falan filan rahatlattı. Hani çok o anlamda işe yarıyor. Sürekli falan filan diyorsun da sayıyorum ben. Ya of tamam okey tamam. Ama bir şey söyleyeyim artık marka işte. Oldu zaten. Bence falan filan demeye devam etsin. O sürümlen mesajı oluyor artık ya. Daha güzel ya. Markamız gidiyor şu anda. Ya ben kendim falan filan diye podcast yapacağım. Göreceksin. Başından sonuna kadar falan filan. Var mıydı öyle bir şey ya? YouTube kanalı ya da falan filan falan. Çok böyle. Vardır falan filan TV. Havadan sudan var. Tamam. Allah çok fena. İkinci reklam. Aynen gönderme olmuş oldu. Okey şimdi... bir de şeye dönelim diyorum yani bu yollarda TV'ye dönelim. Biraz da ondan bahset. Şey çünkü... Yani content marketing fikri nereden çıktı? Evet, content marketing fikri nereden çıktı? Aslında şöyle bir şey var. Şimdi biz Koray'la işte tanıştık. Zaten aynı binadayız falan filan. Böyle sürekli asansörde karşılaşıyoruz falan filan. Ve ben fark etmemiştim biliyor musun yollarda TV'yi sizin yaptığınızı.
Böyle, evet, böyle dinliyorum falan. Bu kim? Ya, ha, bu podcast'ten mi dinliyordun? YouTube'dan dinlemiyordun. Ya, evet evet, YouTube'dan dinlemiyorum. Bu ses çok tanıdık geliyor ya falan filan diyorum. Sonra işte böyle Arman'la Koray Bahar. Ya, Koray Bahar ismi çok tanıyorum tanıdık geliyor böyle falan diye böyle. Sonra baktım, evet, bildiğin aynı binada podcast yapan. Siz sabahları falan şey karşılaşıyorsunuzdur o zamanlar kesin böyle. Tabii tabii. Falan hatta gelin işte beraber bir şeyler yapalım falan diyoruz. Acaba sen mi orada bizi yollarda TV'ye davet ediyorsun, yoksa ben mi seni girişimci muhabbetine davet ediyorum? Hani orada bir karmaşa. Ne demek istedik acaba? Ve ne kadar zamandır çekiyorsunuz? Ne oldu da çekmeye başladınız? O hikayeyi merak ediyorum çünkü evet, bizim de belli bir hikayemiz var. Acaba ne kadar kesişiyor? Ya bizim Yollar TV Arman'la yani herhalde biz 3-5 senedir bir şeyler yapalım, content üretelim diye bir şeyimiz var, telaşımız var. İlk arabada çekme fikri şöyle çıktı. Efotron'un patladığı dönemde benim content üretmem lazım. Ama hakikaten oturup ne blog yazacak, ne bir vakit işte, yok, vaktim yok yani. Çünkü 35 kişi şirket, satışa gidiyorum, kod yazıyorum. İşte atıyorum bir yandan content web sayfasına bir şeyler girmeye çalışıyorum. Öyle bir ekiptik yani. Tabii. Günün sonunda. Dedim ki ben arabada çekebilir miyim acaba? Cep telefonu tutacağını koydum abi oraya. Bir tane o zaman Bluetooth kulaklık vardı. Ben onu kaydettiğini zannediyordum. 5-10 bölüm öyle çektim ben onu. Oysa sesi oradan gelmiyormuş yani. Böyle aptal gibi bir kulaklıkla. Sonra bir yaklaşık herhalde bir 40'a yakın e-dönüşümle ilgili ben bölüm çektim. Ama böyle 2 dakika. 3 değil yani. İşte e-faturaya nasıl başvurulur? Bırı bırı bırı. E-faturaya başvurulur diye. Sonra tabii şirket büyüdükten sonra şirketin artık bir marketing ekibi var. Kapat şunları. Bunlar rezil şeyler. Sonra onları biz kapattık. Sonra Arman dedim ki yine aynı derdimiz var. Vakit yok yani. Bizim arabada çekmemizin gerçekten en büyük sebebi vaktimiz yok. Arada beraber olduğumuz dönemde ya bir mesela bir projeye gidiyoruz, bir işe gidiyoruz. Ya arabada niye çekmiyoruz deyip o bizim e-fatura hikayesinden gelen hikayeyle biz arabada çekmeye başladık. Bence çok iyi konsept ya. Yani. Evet. Tabii arabada çekmenin sancıları var. Habire şey diyoruz. Abi sesiniz duyulmuyor. Çok uğultu var, gürültü var. İşte Tuna sağ olsun zor, böyle. Zor yani. Zor. Evet. Gürültülü bir ortamda çekim yapmaya çalışıyoruz. Ama şey yani hakikaten biz özel bir vakit ayırmıyoruz. Yani şöyle bir şeyimiz yok. Abi bugün çekim için arabaya binelim. Hadi buradan şuraya gidelim değil. Biz gerçekten işte Arman'la bir yere gideceksek, ne bileyim işte bir toplantıya, bir çalışmaya bir yere gideceksek hep öyle çektik. Arada birkaç tane şey vardır. Plan program yapıp hani şey yaptığımız. Özellikle böyle bir araya gelip çektiğimiz, ama genelde biz gerçekten bir araya gelip denk geldikçe çekiyorduk. Zaman optimizasyonu sona erdik. Nereden tanışıyorsunuz? Nasıl oluyor? Yani şey, neden beraber podcast çekiyorsunuz? Evet. Nasıl bu kadar çok arabada berabersiniz? Onu merak ediyorum aslında. Şimdi Arman benim üniversiteden arkadaşım. O üniversite tayfası, bilgisayar kulübünden, Doğu Akdeniz'den. Biz Arman'la ben mezun oldum. İşte FIT'ye geldim. Arman mezun oldu. Benim aradaki bir 6 ay hani aile işimde çalıştığım gibi. Arman da bir sene İzmir'de babasının çok büyük bir nalburu vardı. Arman da gitti, nalburun başında durdu yani. Sonra kafası atıp dedi ki abi yeter artık, hani ben de kendi işimi yapacağım. Benzer bir hikayeyle İstanbul'a geldi. FIT'e çalışmaya başladı. Sonra Dotto'yu ayırdığımızda Arman da Dotto ekibine geçti. Orada epey böyle farklı farklı işler denedi. Sonra ayrıldı, oradan bir startup kurdu. Tam Gezi Parkı zamanında bir dakik gibi böyle bir eventle ilgili bir proje yaptı. Sonra patladı o işi. Ondan yazık sonra olmuş. Yazık. Sonra tekrar hani vergi borçlarını ödemek için tekrar profesyonel hayata tekrar bize geri geldi. Vergi borçları. Vergi borçları deyince hala, herkesin içi adam titriyor hala, böyle. Adam hala ödüyor onu. Sonra tekrar FIT'ye geldi. Sonra yine Ahmet'le beraber biz yatırım almadan önce ayrılıp Trendbox diye bir proje yaptılar. Ve perakendere data toplayan. İşte barkod okuyucu, mesela kol aldın sen. Onun barkodunu okutuyorsun. O normalde yazar kasaya bağlı ya barkod okuyucu. Bu bir M2M bir cihaz yaptılar. Bir hardware. Barkod okuyucuyu yazar kasadan çıkarıyorsun. Trendbox'a takıyorsun. Trendbox'ı yazar kasaya. Bu sayede senin her biplediğini anında kaydediyor. Araya bu sayede şey köşedeki Laz bakkalda bugün kaç kola, kaç sigara, gitmiş, kaç bira satıldığını anlık takip edebiliyorsun. Bu sayede o satış ekipleri. Süper projeymiş. Evet, İnanılmaz evet. Bir şey gibi bir şey. Bir sene iki sene Ahmet'le beraber epey koşturdular. Sonra biz Figo'yu kurduk. FIT tarafında. Figo'da e-faturaları tedarikçi finansmanı için kullanmaya yarayan bir platform oluşuyor. Yani faturanın üzerine. Arman'dan ben Ahmet'ten izin alıp Arman'ı bizim ekibe kattım. Tekrar teknik ekibin başına geldi. O startup'ı Ahmet başka bir hani ekiple beraber devam ettiriyor şu an. Ama Arman şu an Figo'da. Bu sayede de biz son dönemde Arman'la daha sık bir araya gelebiliyoruz. Evet. Çünkü yani bizim o arada geçen dönemde Arman kendi işiyle uğraşıyor. Ben kendi işimle çok fazla bir araya gelemediğimiz için
uzun bir dönem çok bölüm çekememiştik. Şimdi ben onlar kolektifteler. Oradan mesela onun da evi bu tarafta. Orada gidip bir toplantıdan çıkarken abi bizim 10 dakikaya bölümler zaten. Bir başlıyoruz böyle 3-4 bölüm çekiyoruz. Sonra onları böyle arka arkaya yayınlamaya çok başlıyoruz. O yüzden şey iyi oldu bizim. Yani hayatımızdan çok fazla podcast çekmek için ya da vlog çekmek için şey harcamamış olduk. Vakit harcamamış olduk. Ya işte biz paralanıyoruz. Yollarımız kesişmiyor ya. Bizim yollarımız o kadar kesişmiyor ki artık hani, yani. Hani böyle biz tamamen dünyanın dört bir yanından böyle buluşup çekiyoruz. Podcast için buluşuyoruz. Kavimler göçüyor. Böyle. Herkes bir yere geliyor. Yani evet, bizim en azından bir günümüzü alıyor. Tahmin ediyorum bir, ya. Bir akşamımızı tamamen alıyor. Ama yani evet bence sizin de gitgide şey sayıları arttıkça ona dönüşür yani. Çünkü baskı hissediyorsun evet. Ya yani. İnsanlar yorum yaptıkça zaten ona dönüşüyor. Bir de üzerine ondan faydalı gelmeye başlar. Yani fayda nedir? Mesela bizim Slack kanalı benim için en büyük faydadır. Doğru. Size de oradan işte ne bileyim yani iki tane müşteri gelir. Bir tane işte bilmem ne bakanlıkta tanıyan adam seni onunla tanıştırır. Dersin ki abi ben ilginç adamlara ulaşmaya başladım. Biz buna önem vermeliyiz. O böyle düzenli olur. Hatta ne bileyim haftada ikiye çıkar ona çıkar. Yani... Çok haklısın. Biz şimdi 4. bölümü çektik konuklu. Yani arabaya bir konuk alalım diye. Hı. Aslında daha önce bizim FIT'nin CTO'su Ayhan'ı almıştık. Ayhan böyle çok teknolojik aletlere ve çok ilgili. İki bölüm yaptık onunla böyle. Bir Samsung VR çektik. Bir 360 kamera falan. Adam işin uzmanı olduğu için onu aldık arabaya. O arkada orta koltuğa oturup böyle bize anlattı. Şimdi ama konuk alacağımız zaman şimdi artık şeylerle işte bu paylaşımda araçlarla gidip geliyoruz. Vay be. Çok güzel blokladın. Paylaşımda araçlarla. Senin çok güzel Türkçeleştirmelerin var. Minimum viable product'ta abi çok zorlanıyorum. Ete kemiğe büründürmek diye bir isim buldu ve gerçekten bence çok güzel. İlginç bir şey. Evet, bayağı lokal bir tüm. Ete kemiğe büründürün dediğim bir bölüm var. Çok zorlanıyoruz biz onları böyle çıkartana kadar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Onlardan ne bileyim işte 10 tane çevirmeden bir tanesi tutarsa işte bunun gibi falan o öyle kalır. Bundan sonra herkes olabilir. Türkiye'deki herkes onu kullanır bundan sonra. O yüzden çok kritik. Biz hiç beceremiyoruz mesela. Mesela bu kolayı kaykip falan da benim şeyi çok seviyorum. Evet, aylık tekerrür eden ciro. Evet. Çünkü çok cool duyuluyor. Evet, abi evet. Çok iyi ya. Süper pardon lafı. Paylaşımda araçtaydınız. Paylaşımda araçta çekmeye başladık konuklu bölümleri. İlk bölüm Barbarossa çektik. Iziko'nun kurucusuyla. Çok doğru zamanlama. Evet ve yani onlar daha yatırım yani uzun zaman olmuş zaten onların yatırım belli ama BDDK onayını bekliyorlardı. Aynen. Hani biliyorduk konuşuyorduk aramızda zaten. Ama mesela o bölüm hiç biz yatırım konuşmadık. Yani o bölüm biz hiç yatırım ne oldu ne etti dikkat ettiyseniz bölüm hiç ama denk de gelmedi. Hakikaten özellikle de kurmadık. Sonra Barbaros'u indirdik ofisinde. Bu arada Barbaros'u evden alıp ofise bırakıp biz kendimiz toplantıya gittik. Yani gide pet şey aynı şekilde. Sonra Serkan'la bir bölüm çektik. Serkan da kolektifteydi. Serkan'ı kolektifine alıp bir yere bıraktık yine. Sonra eve döndük. Bir şey söyleyeyim ben buradan bir şey hissediyorum ya. Burada bir fırsat var yani. Çok iyi. Evet. Yani o paylaşımlı araçlardan akıllı olanlar şöyle şeyler yapabilirler. Content creator'larla konukları bir araya getirip kendilerine content üretebilirler ve bir taraftan da efektif olabilirler. Madem toplantıya mı gidiyorsunuz? Ben sponsorluk dosyası hazırlayayım bunun üzerine. Bu gerçekten burada bir şey var. Çünkü bu tabii ki sadece İstanbul içinde olur. Çünkü hani toplantıya gideceğin zaman kesin bir saat araçtasın. Tabii, ve İstanbul'a yani, özel bir çok ilginç. Neyse. Ben yine fırsatı hissedince bir konuşma şeyi duydum. Geçiyorum, dönüyorum. Eray'ı aldık. Eray Endeş. Eray benim çok eski bir arkadaşım. Şimdi Ekşi Sözlük'ün evet. Managing Director'ı oldu. Ekşi Teknoloji'nin. Yani onunla biz böyle çok böyle şey onda böyle çok böyle çok projesi vardır. Böyle sürekli bir şeyler konuştuk ettik. Beraber bazen işler yaptık. Hı-hı. Böyle ayrı ayrı konuştuğumuz ettiğimiz ama uzun zamandır bir araya gelmiyorduk. Benim haberim yoktu onun Ekşi Sözlük'ün Managing Director'ı olduğundan. Yazdım ona ya böyle bir şey yapıyoruz. Seni de konuk alalım mı dedim. Ya Koray bu ara biraz yoğun biliyorsun falan dedi. Ha bilmiyorum ne oldu falan. Ya anlatırım ben buluştuğumuzda dedi. Hı. Sonra ben o arada buluşana kadarki dönemde bir girdim LinkedIn'e. Abi adam Ekşi Sözlük'ün Managing Director olmuş falan. Çok böyle sükse bir iş oldu bizim için. Dün de Soner Canko'yu aldık. O da enteresandı. Biz ilk kez dün şeyi sormaya başladık. Böyle Ice Bucket Challenge gibi. Sizden sonra kimi davet edelim diye. Çok enteresan bir yere gidebilir dedin ya. Aynen. Soner bayağı dedi ki... sıkıntılı da olabilir. TÜBİSAT Başkanı, TÜSİAD Başkanı Erol Bileci'yi alın dedi. Al işte hani. Şimdi challenge'a bak ben. Evet. Böyle enteresan bir yere gidebilir hakikaten. Ulaşmaya çalışıyoruz abi. Soner'in videosundan küçük bir trailer yapıp Erol Bileci'ye gönderme planımız var. Yani. Tabii, bakalım işe yarayacak. Abi o söyledi yani. Biz değil şeyle. Abi. Yani Soner'in suçu falan diye. Bu fena şey değilmiş aslında ya. Biz de mi bir şey yapsak ya? Bayağı hemen örnek alalım. Şey yarıyor bu arada. Yani böyle reach'ini arttırıyor evet. Falan filan. Neyi mesela, neyi? Reach, erişim. Erişim. Mesela Arın'la Revo'dan ben IFC'nin bir etkinliğinde tanıştım. Ama böyle şey oldu.
"Aa merhaba, sen Sami Cansın değil mi?" diye yanıma geldi. Vay. Böyle hani o kadar alakasız, yani en alakasız insan benim orada. Bir sürü şirketin CEO'su falan var. Adam gelip "ben senin podcast'ını falan dinliyorum" falan dedi. Öyle bağlantılar oluyor. En son şeyde de İş Bankası'nda toplantı yaptığımızda da böyle bayağı bölüm direktörü falan birisi böyle gelip "ben senin podcast'ını falan dinliyorum" dedi. Bayağı cool yani. Güzel bir bağlantı oluyor yani. Ve işte bak, bu işler pek olmadığı için gerçekten bizim yaptığımız content böyle çok 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 böyle derin, inanılmaz analizi olmasa bile ilginç yerlere gidebiliyor yani. Evet, çünkü yok content. Maalesef evet. Aynı fikir. Ben o dediğini şeyde yaşadım, şimdi düşündüm. Hiç böyle Yollarda TV nedeniyle "aa siz Yollarda TV'deki adamsınız" diye duymadım daha. Hı hı. Ama bu F-Otura videolarını o kadar çok paylaşmıştık ki, o dönem hiç content yoktu ya. Aynen. İşte ben aradan mesela 2 sene sonra bir yere gittim. "Ben sizi bir yerden tanıyorum ya" diyor mesela toplantıda kişi. "Ya olabilir" falan filan diyorum. Şey diyor, "aa" diyor, "sizin" diyor, "ben videolarınızı izlemişim" diyor. "F-Otura başvurusunu öyle yaptık" falan dedi. Al işte. Mesela o onu onlarca kez denk geldim. "Ben sizin videolarınızı izledim." İşte mesela, ya da bize mesela çalışmaya gelen bir arkadaş oluyor. Diyor ki "ben F-Otura'yı" diyor, "sizin videoları izledim. Öyle İK ile görüşmeye geldim" falan diyen tipler olmuştu yani. Bence çok değerli. Yani bir şekilde bir content üretip vermek, paylaşmak bence çok değerli. Evet. Nasıl arttırabiliriz? Yani dediğim gibi birazcık o dengede önemli ya. Dediğim gibi iki çocuk var. Koca şirket var. Aynen. Bir yandan da vakit ayırıp bir şeyler üretip paylaşmaya çalışmak. Ama siz en optimize şeyi bulmuşsunuz zaten. Işte. Evet, evet, biz yırttık yani. Biz arabada çekerek yırttık yani. Evet, gerçekten öyle. Ama bak, ben şimdi demin de diyordum, Habibe ile konuşurken de diyordum. Yani şimdi ürün oturduktan sonra, iş belli olduktan sonra ürünü çok değiştirmek falan gerekmediği durumlarda bütün şu anda teknoloji işleriyle uğraşan şirketler benim görüşüme göre medya şirketine dönüşecekler. Bu ne demek? Ha. Senin işin, ürünün var, X işini yapıyor ve bu X işi de Y insanlarına gidiyor. Onların sorunlarını çözüyor. Çok bariz ya bu artık, yani sen de bunun çok bariz olmasını istiyorsun. Doğru. Ya. Çünkü abi bak, senin problemini çözüyorum ve bu şekilde çözüyorum. Bu yüzden de para alıyorum diyorsun herkese. Bunu ama aslında bir süre sonra anlatmaya çalışacaksın. Abi bak, sana da iyiyim, sana da iyiyim, sana da iyiyim. Doğru. Satışçıları yayacaksın İstanbul'a, şey, dünyaya, işte Türkiye'ye bilmem ne. O bir yere kadar olacak ama sen bu şirketin CEO'su olarak çıkıp "biz böyle böyle şeyler yapıyoruz" dedikten sonra insanlar biraz daha yaklaşacaklar sana. İşte böyle bir başka işte sektörde insanlarla konuşurken sen kendinden bahsedince biraz daha yaklaşacaklar. Sana böyle bir insanlar şey hissetmeye başlayacak. "Ha, biz bu adamla kendimizi iyi hissediyoruz. Ya bu adam iyi birine benziyor. Ben biraz daha bu adama kendimi yakın hissediyorum" olacak. Ben buna çok inanıyorum. Yani samimiyet bence çok önemli. Şimdi bizim müşteri, aynen, kitlesi çok kurumsal ya. Yani biz, yani ben yaklaşık herhalde haftanın 2-3 günü ben takımlayım. Yani doğal olarak gittiğim toplantı herkes takım giyiyor. Ben takım elbiseyle gidiyorum. Hatta şey oluyor. Sabah takım elbiseyle bir toplantıya gidiyorum. Öğlen ev yakın mesela, eve gidip üstümü değiştirip ofise geldiğim çok oluyor. O kitlede bile o samimiyet bence çok işe yarıyor. Yani biz mesela FIT'yi anlatırken şey diye anlatmıyoruz. Süper kurumsalız, süper uçuyoruz, kaçıyoruz. Evet, iyi ürünümüz var, kaliteli ürünümüz var. Ama gerçekten hani işini burada keyifle yapan bir ekip var ve hep bunu anlatmaya çalışıyor. Bizim, evet, sosyal medyadaki paylaşımlarda da hiç böyle şey yok. "Abi şöyle bir şey çalışalım da şunu atalım" değil. Hakikaten olduğu gibi, hı hı, ekiple ne yapıyorsak biz aynen yayınlıyoruz. Doğal yani. Doğal içeriği göstermiş. Evet, evet. Bence o önemli yani. Bizim jenerasyon şirketlerde bu daha rahat oluyor. Hı hı. Şimdi büyük, evet, bir kurumsalda, tabii, işte ne bileyim yani ofiste akşam bilmem ne yaparken fotoğrafını, olmaz, paylaşabilir misin? Yemezler yani. Hatta, olmaz, kurumsal için gelip kafana, tabii, vurur falan, aynen, yani. Kesin. Kesin. Bak, Tuna kesin diyorsa kesin. Evet. Vakalar yaşandı. Tamam. Paylaşanlar öldürüldü. Yok. Oldu. Bir şeyler oldu. Böyle şeyler oldu yani. Kurumsal adamın konuşamaması. Bak, aynen, evet. Kurumsal bir video çekilip onaylanmadan gönderildiği için, aa, tamam, kıyamet koptu yani. Şey vardı ya. Yani bu şey gibi, fotoğrafım kötü çıkmış diyenlerin bir anda kan çıkarması gibi şeyler, evet yani. Ya. Bayağı oluyor böyle şeyler. Olur. Neyse, olsun. Orada olmaya devam etsin ki bu taraftan olmamanın bir değeri olsun. Evet. Doğru. Yani. Yani. Farklı bir bakış açısı var. Sürekli toparlıyor yani. Her zaman ben inanılmaz optimistim bu arada. O yüzden böyle her zaman iyi bir şey bulurum. Her şeyde. Nasıl sen? Sami Can pesimist. Sami Can çok kötü ya. Nasıl her şey ya? Evet, tamam, ama en azından bir işim var yani, çalışıyorum. Yani, her zaman. Solid, opsiyon. Ben bundan sonra işsiz olacağım için hayatım boyunca bunu her zaman kullanabilirsin argümanı var. Şimdi biraz FIT'nin kültüründen bahsedebilir misin bize? Şeyi merak ediyorum çünkü tam gelmeden ben böyle arkadaki kütüphaneye baktım ve işte microprocessor interfaces'ın yanında duran muhasebe felsefesi adlı kitabı gördükten sonra abi siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Burada neler oluyor? Evet. Burada neler oluyor? Ya bizim zor bir dengemiz var. Bizde şey, çeşitlilik çok fazla. Yine diversity diyeceğim ama yani çeşitlilik deyince doğru anlaşılıyor mu bilmiyorum.
gerçekten her farklı kültürden, her farklı inanıştan, her farklı karakterden bir şeyimiz var. Harmanımız var. Ben bunu çok seviyorum. Nijeryalı arkadaşlar da burada bence. Evet, mesela Abdullah var. Nijeryalı bir mesela teknik proje yöneticimiz var mesela. İşte ne bileyim yani dediğim gibi çok böyle çeşitli renkli bir ekibimiz var. Ben bundan çok keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Bu arada kolay değil. Hani diğer taraftan da dengeyi sağlamanız lazım yani. O bence hani bazen zorlayıcı olabiliyor. Kim için? İşte insan kaynakları için, kurumsal iletişim ekibi için. Çünkü bir event yapıyorlar. İşte atıyorum akşam sinemaya gideceğiz. İşte gece 9 matinesine ne bileyim işte Ümraniye'de bir sinema ayarlamışız. Kapatmışız sinemayı. Hı-hı. Herkes gideceğiz. Atıyorum katılım mesela %60 oluyor, %70 neden? Oluyor. Çünkü çocuğu neden? Olan bilmem ne. Çocuğu olan gelemiyor ya da işte ne bileyim işte evi uzak olan gelemiyor tabii. Mesela. Çünkü bizim bir de yani 100 kişi olunca. Yani dağılıyor tabii ki. İster istemez dağılıyor. Onun bazı zorlukları var. Ama mesela mümkün olduğunca mesela hani bize yaş da çok genç bir kitle var. Yani çok genç bir ekibiz biz. Kurumsal bir dünyanın içerisinde yaşadığımız için mesela bey hikayesi çok fazla. Koray Bey işte falan filan. Tabii. Mümkün olduğunca mesela çok ısrar etmeme rağmen bana ısrarla Koray Bey diyen çok arkadaşım var. Yani ben herkese ismiyle hitap ediyorum. Koray abi diyen çok fazla bir kitle var. Çok mutluyum mesela. Hani en azından abi. Yani benden belki 10 yaş küçük ve bana Koray demesini özellikle istediğim arkadaşlar olmasına rağmen yapamıyoruz. Tabii. Ama mesela bence şey kültürel bir şey yani artık. Kültürel bir şey. Bence ama müşteriyle de biraz alakalı. Yani ondan gelen bir alışkanlık var. Oraya toplantıya gidiyor. Bu arada ben de eskiden öyleydim. Yani ben de mesela işte ilk FIT'de çalışmaya başladım yani İstanbul ofiste. Biz ülkenin SAP geçiş projesine çalışıyoruz. Ben herkese şey diyorum işte bilmem ne hanım, bilmem ne bey. Sonra baktım böyle insanlar birbirine ismiyle hitap ediyor ya ben manyak mıyım? Niye ben insanlara bey hanım diyorum sürekli? Sonra bir hani normalizasyon sürecine girdim yani. Oradaki o bariyer çok ilginç ama yani ilk bey demediğin an böyle. Ülker'de mi oldu bir de bu? Evet evet Ülker'de oldu. Benim işte bir İş Bankası hikayem var. Bir tane işte yine İş Bankası. Orada ilk projem İş Bankası ve böyle travmalar falan yaşadım orada. Aa, İş Bankası'yla ilgili kötü bir şey miydin sen? Nasıl ya hep diyorum. Her zaman diyorum. Hatta şeyde Crowd Up'ta çıkıp İş Bankası'yla alakalı kötü hikayemi anlattım falan. Öyle mi? Of. Adamlar bir de lansman yaptı. Ceketsiz gittim ofise. Zaten 45 derece falandı evet. İstanbul ve oradaki bölüm direktörü PwC'deki partneri arayıp sizin analiz çocuk ceketsiz geldi diye azarlamıştı. Böyle ben bayağı kötü olmuştum falan. Bir seferde işte adamdan telefon numarası istedi. Mehmet Bey'in telefonunu alabilmiş falan. O zaman işte Nokia telefonu var. Açtı böyle. Herkesin adının önüne sayın yazmış. Wow. Ondan dolayı S harfinden başlayaraktan böyle aşağı doğru iniyor. M harfini bekliyoruz. Hani S'den sonra gelen M'yi bekliyoruz. Ben böyle hani yanımda herkes böyle. Herkes sayın çünkü. Bir evet, tane aynen sayın var orada. İşte direktörüm var. Böyle direktörüme bakıp gülmemeye çalışıyorum ama o kadar komik bir durum ki adam sürekli basıyor falan filan. Ve evet, ben böyle bey sürekli bey hanım. Alıştım. Artık o insanların soyu tükendi yani artık yoktur öyle başına sayın falan yazmış. Belli anlaşılıyor. Yok bu arada ya. Ben şu anda İş Bankası inovasyon ekibine sordum o insanlar hala İş Bankası'ndaymış. Eyvah. Bu yalnız çok insaydır ya. Keski ya. Hakikaten hiç evet, söylemeseydim. Yani, evet ama yani işte kendilerini biliyorlar falan. İnşallah dinlemiyorlar bu podcast'ı. İnşallah hiç şimdi, dinlemezler zaten. Zaten evet bilmiyorsunuz PwC'de çalışmadım adım Sami Can değil falan. ama ben de çok ısrar ediyorum yani bey demeyin falan filan. Hatta geçen gün şey dedim yani falan. Bey deme yani sonuçta kaç yaş aramız olabilir falan filan dedim. Ben çok 94'lüyüm falan dedi. Ben böyle, o zaman bey de amca de falan. Evet aramızda bayağı bir yaş varmış. 94 iyi bu arada bizde böyle 2000'lere yakın şeyde var yani çalışıyoruz. Çocuk çalıştırıyorsunuz. Çocuk stajyerimiz var yani lisede okuyor burada. Hemen vay şu karşıdaki teknik lisede. Aman Allah. Yani çok düşünsen, iyi. Bildiğin çocuk işçi. Ben direkt sordum yani Nursen dedim ne yapıyoruz biz yani. Bizim stajyer arkadaşımız. İşte maliyetleri aşağı çekmemiz. Milli çocuk işçi çalıştırıyor bize. Yani şey bir de zor değil mi? Danışmanlık işi yapıyorsun. Danışmanlık işini yaptığın zaman düşünsene. Adam 9'da hatta müşteri 8'de başlıyor. 8'de mesaiye gidersin. Hatta müşteriden önce gitmen lazım ki müşteri sana bu adam geç kaldı demesin. Tabii, o psikolojik ceket, vardır. Ceket giymemiş. Ceket giymemiş. Tabii mesela ben ülkerde yaşadığımı hatırlıyorum onu. Çok eski zamanlardı belki ama hakikaten ben de mesela onlarda da bir dönem böyle kış kıyafeti yaz kıyafeti durumu vardı. Şu an kalmadı anladığım kadarıyla ama yani kışın takım elbise ve kravat mutlaka. Yazın işte gömlek ama kravat olmadan ceket olmadan gidebiliyorlardı falan. Şu an kalmamıştır diye düşünüyorum. O zamandır hani denk gelmedim öyle bir rutine. Yani şey tarafı bizde mesela sabah 9'da işe gelsin arkadaşlar. Mesela Ahmet yani haklı olarak hala takılır. Ya Koray işte akşam 6 oluyor kimse ofiste yok.
Abi bu jenerasyon böyle artık. Hani böyle idare etmemiz lazım. Hani böyle zorlamayalım. Ama mesela şeydir, bizde sezonsallık çok var. Yani biz hakikaten Kasım, Aralık, Ocak hatta Şubat'a kadar hakikaten gece herkes ofiste yatıyor. Özellikle mesela yılbaşılığını bizim meslek gereği ben hiç yılbaşı yaşayamamışımdır. Tabii. Bir iki yılbaşı vardır benim evde hani çocuklarla, eşimle, işte arkadaşlarla beraber girdiğim. Hatta şeyi çok biliyorum. İşte akşam 11 gibi ofisten çıkıp yılbaşı 12'yi kutlayıp bir şeyler atıştırıp 1 gibi dönüş. Tekrar geri geldiğimi çok bilirim yani. Ve bu SAP işi yapmamızdan kaynaklanan bir şey. Çünkü hep tabii. projeler canlıya o zaman geçerdi. E-faturalarda hep abi 1 Ocak'ta geçtiği için biz mesela şimdi 2 sene önce böyle çok fazla on binlerce böyle şirket geldiğinde herkes ofiste, ya ben çağrı merkezi gibi böyle aradım operasyon gibi, işte bunu yaptınız mı, şunu yaptınız mı? Yani herkes hands on gece sabahlaması gerektiğinde de kimse of ben niye kalıyorum demeyen bir kültürümüz var. Bence en değerlisi o. Yani yangın varken eğer herkes İçeride eline işte. Suyu kapıp geliyorsa bence o çok değerli. Evet. Evet, idare edebiliyorsak herkes 6'da çıksın. Yani idare edebiliyorsak herkes 9'da mesai mi başlıyor, 10'da gelsin sorun değil. Bence kaldırabiliyorken evet. Ama yangın olduğunda da eğer o hani o koca bir makine sonuçta birileri çalışmıyorsa şey çok oluyor. Ya Sami Can abi onda geliyor. Tabii. Günde 5 defa sigaraya çıkıyor. Aynen öyle. Barış 7/24 içeride oturuyor. Her zaman hani, öyle oluyor zaten. Gibisin ya Barış. Çok iyi örnek oldu. Barış içeride oturup işte LOL oynuyor abi. Ne yapsın diyor. Dota oynuyor. Hiçbir kere oynamadığım şeyler. Evet. Çok pardon. Yok ya tabii ki ben bu arada şey geri döneceğim. Yani şimdi o kültürde şöyle bir durum var. İnsanlar burada çalışmaktan tatminlerse ancak onu yapıyorlar. Yani tabii, ne yaparsan o da yap. Bence çok zor. Yani yani her zaman şeyi yakalayamamızda ben hani öyle bir ütopya olduğunu inanmıyorum. Yani %100 herkesin burada çalışırken süper mutlu, kimsenin dışarı çıkmamak istediğini düşünmüyorum. Tabii. Yani o öyle beklenti içinde olursam zaten herhalde ona ulaşamayız yani. O bence gerçekten büyük bir ütopya. Ama mümkün olduğu kadar burada geçirdikleri zamanı insanlar iyi geçirsin istiyoruz. Ama iş yapıyoruz abi sonuçta. Para kazanmamız lazım. Aynen, yani herkes buradaki, şey evet, yani herkes o zamanı bir şekilde verimli kullanması lazım. Ama şöyle bir paranoyaklığımız yok yani. Abi 9.30'da gelmişsin, maaşından keselim, hafta sonu mesai yap gibi bir şeyimiz yok. Ama sektörde, bizim sektörde, yani yazılım sektöründe özellikle mesela ERP tarafında falan şirketlerde bunlar çok böyle paranoyaklık seviyesinde var yani. Ben kod sayan müşteri biliyorum. Yani adam kaç satır kod yazmış, bakıyor, diyor ki sen bugün işte 1000 satır yazmışsın. Oysa sen 2000 satır yazman lazımdı. Senin günlüğün 400 lira, ben sana 200 euro veririm diye pazarlık eden müşteri duydum ben yani. Var abi böyle şeyler. İlginç bir bakış açısı. Evet, yani biraz. Kod saymak yani. Ben biliyorum abi, kendim kod yazdım yani. Ben bir gün boyunca oturup bir paragrafı 30 defa silip yazdığımı hatırlarım yani ben. Yani bu maalesef yazılım işi böyle bir iş. Kodu çirkin yazacaksın ben, böyle. Döndürüp döndürüp. Doldura doldura. Evet. Hayır, ben bir satıra yazdım hepsini. Abi ben öyle yapıyorum. Şey tabii zamanında böyle yazılan kodu kağıda basıp bak işte bunu aynen yaptık falan diye vergi dairesine gösterme zorunluluğu olan bir ülke olduğumuz için buraya gelmiş olamamız. Bence ama şu an iyi durumdayız. Yani. Evet. Aynen. Bu arada bu soruyu spesifik olarak sordum hani FIT kültürü. Çünkü biz bir kez bölümde işte bu vesting nasıl oluyor, stock option nedir falan filan diye konuştuğumuz zaman sonra siz bununla alakalı da bir bölüm çekip detaylı anlatıp hatta biz bunu yapıyoruz FIT'de diye söylemiştiniz. Bütün taklaları attık herhalde o dünyada yani. Ya bir de zaten yapılabildiğini duymak çok büyük bir şey oldu. Abi hani yapılabiliyormuş ama hukuksal bilmem ne falan filan konuşuyorduk ya biz. Burada, yapılmışı var. Ya açık konuşalım, Revo'nun katkısı inanılmaz yani. Sonuçta biz Revo ile çalışana kadar yatırım almak nedir bilmiyorduk. Ya da SHA diye bir belge varmış abi, ortaklık sözleşmesiymiş. Bunların hiçbirinden bir haberdik. Bizim süreçte bizim şansımız çok iyi bir avukatımız var. Biz Görkem Gökçe diye bir avukatla çalışıyoruz. Çok seviyorum artık. Uzun zamandan beri çalıştığımız için bir arkadaşım aynı zamanda. O mesela Revo ile olan birçok pazarlığımızı ya da işte abi bunu yazdıralım, bunu sildirelim. Mesela Görkem bizim için yaptı. O yüzden mesela bence çok iyi geçti o süreç. Sonra işte ben, işte Ayhan var, Hasan var ve Gökhan var. Üçü de teknik. Yani teknik böyle key personeller bizde. İlk onlar hisse aldılar. Sonra SAP'den iki arkadaş transfer ettik. Onur ve Murat. Genel müdür yardımcısı olarak birisi satışın, birisi pazarlama ve hani product'ın başına geldi. Sonra onlar böyle vestingli bir hisse almaya başladılar. Zamanlamalı yani. Evet evet, zamanlamalı bir hisse almaya başladılar. Bence bir Phantom yapmadık. Phantom ne? Phantom da şey. Phantom'u
şey hisseyi veriyormuşsun gibi yapıyorsun ama exit'te. Exit'te veriyorsun ya da mesela 2 sene sonra mesela ben sana bu sene işte atıyorum %1 hisse vereceğim. Öyle anlaştık ama sanal bir hisse bu. Kaç para bu gün işte FIT'in hissesi? 1 milyon lira. O zaman ben sana FIT'in %10'luk hissesini verdim. Bugün sende sanal bir %10'um var. Seneye bir daha aldın, seneye bir daha aldın. Sanal hisselerin duruyor. Sonra diyorum ki sana mesela 3 yıl bekledikten sonra sanal hisselerini istersen satabilirsin şirkete belli bir oranda. Ha, o da aslında vesting'e bayağı bence 3 evet, yıl. Evet ama sanal bir hisse. Yani gerçek hisseyi hiç almıyorsun. Yani hiç senin gerçek bir hisse kağıdın olmuyor abi, aslında. 3. yıla kadar hiçbir şey olmuyor. Öyle mi? Yoksa hiç mi olmuyor? Var var. Hayır, İlk sene aldın mesela. Senin sanal %1'in var. İlk sene kaç paraydı abi %1? 100 bin lira, 100 bin dolar ediyordu. 100 bin dolarlık hissen var. İkinci sene %1'lik hissen... Ama bir aksiyona giremiyorsun. Onunla yani hissedar olmuyorsun evet, aslında. Hissedar olmuyor. Hissedar olmanı engelleyen bir şey. Çünkü özellikle Türkiye'de zamanında hissedarlıkla evet, alakalı bir sürü abudik gubidik şeyler falan filan vardı. Ondan problemler oluyordu. Ondan Phantom aslında daha iyi. Evet, ve mekanizması da artık hukuki olarak kurulabiliyor. Türkiye'de onun hani modelini de kurdular. Mesela şu an bir yerde daha onu yapıyoruz. Yani bence şey... Yani bütün o taklaların hepsini biz bir şekilde yaşadık burada. Ama değil mi? Revo sayesinde biz bu kadar farklı modeli işletebildik. Çünkü adamların işi o ve iyi biliyorlar. Ya böyle bir şey yapmamız lazım. SAP'den bir adam transfer etmemiz lazım. Maaş vererek o adamı sadece transfer edemezsin yani. Adam zaten dünyanın parasını alıyor orada. Tamam gel ben dünyanın parasını biraz azını vereyim sana ama gel bir de böyle bir hani hisse vereyim ki beraber şirketi büyütelim. Çünkü adamı aldığımız yer... Tabii yani benimle beraber yani full arm koşturan biz 5 kişiyiz yani. Ben varım, 4'ten gelen mücadele arkadaşım var. Herkes arıl arıl gece gündüz çalışan bir ekip. O yüzden bir şekilde beraber motive büyümeye edelim. Motive olmamız lazım hepimizin yani. Sadece işte maaşı alıp prim bonus alarak yaşayamaz mı? Yaşayabilir. Biz daha fazla maaş vererek, daha fazla bonus vererek tabii ki yaşatabiliriz. Ama bizimle aynı aşka tabii inanılıyor olmalarını şey sağlamak. Tabii bence şey değil yani artık parasal değil. Yani evet. Parasal tarafı var tabii de ama ön tarafta bulunan kısmı. Ama mesela şeyi isterdim. Mesela şimdi gittikçe tabii o kültür de oluşuyor ya mesela. Mutlaka mesela %5, %10 bir Revo ile anlaşmamda şey ayırmak isterdim. Option pool ayırmak isterdim. Mesela o olsaydı mesela evet çalışanlar için mesela onu çok isterdim. Hala onu düşünüyoruz yani biz kendimiz yapabilir miyiz? Yani kendi founder hisselerini onu evet. yapabilir miyiz diye konuşuyoruz ama... Ya mesela öyle bir şey olsaydı ve mesela yarın founder hisselerimiz %10'a düşer, %20'ye düşer, %50'ye düşer. Ama orada bir böyle personel yani ekip için bir şey kalabilmesini çok isterdim yani. Hisse kalmasını evet, isterdim. Evet, iyi bir motivasyon bu. Bu arada şey de söyleyeyim yani hani dışarıdan bakaraktan söylüyorum. Mesela bu kültür tarafıyla alakalı anlattığın işte burası çok diverse, böyle değişik ve farklı evet. insanları barındıran bir yer. Bir de mesela bu çalışanlara hisse verme olayıyla alakalı. FIT'in dışarıdaki reklamı o kadar güçlü değil. Doğru. Yani bunları evet. daha iyi anlatmanız lazım. Doğru. Bence. Çünkü evet işte atıyorum sürekli hikaye yemek sepetinin hikayesiydi işte bilmem Riot Games diyorum Gram Games'in hikayesiydi falan filan o tarz şeyleri duyuyoruz. Ama yani siz burada çok doğrusun, güzel, o tarafta biraz şeyiz yani. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Ve hani bence bunu daha iyi anlatmanız lazım. Ondan spesifik olarak hani bu vakaları anlatmanı da istedim yani. Bizim dinleyicilerimiz de bilsin. FIT gerçekten böyle güzel şeyler yapıyor. Teşekkür ederim. Bravo. Çok iyi bağladın. Sen de edecek bir şey bulamadım yani. Oo, çok iyi FIT. Çok yukarıda bıraktın yani. Böyle. Evet yani ben şimdi FIT. Söyleyecek bir şey yok çok fazla. Yani ama gerçekten öyle. Çünkü mesela şöyle bir şey var. O gün bir Slack kanalında konuşurken Özgür tabii ki böyle şeyler olmaz. Falan diye hemen şey yaptı. Özgür'e buradan saldıracağım. Çünkü ne desek, hazır burada yok değil mi? Evet aynen hazır zaten. Burada yok. Ne desek hayır. Yok. Olmaz. Ama no. çok yani çok beklendik değil mi? Yani genelde evet, Türkiye'de karşılaştık. Abi öyle şey olmaz. Özgür'ü falan. Fiziksel olarak tanışmamış olsaydım bot olduğuna inanırdım yani. Barış'ın yazdı bir bot. ne desek şimdi hakikaten ya olmayacak şey değil ya. İşsizlikten ötürü böyle oturmuş ve neden neyse dersin negatif cevap verecek bir bot yazmış gibi. Ve orada işte mesela sen oturdun ve Özgür ki, has left Slack falan. bölümden sonra çıkıyor direkt. Şey yani diyorsun ki hani biz böyle şeyler yapıyoruz. Bunlar realitede de var. Ben gittim çalışanlarıma verdim falan filan şeklinde anlatıyorsun. İşte mesela diversity report diye bir şey var Amerika'da şirketlerde. Aşırı neden işte hani diyorsun ki işte benim çalışanlarım işte kadın erkek dağılımı böyle işte falan filan. Mesela Türkiye'de böyle bir şey hiç yok. Ama bizde yapsak da evet. sıkıntı olur ya. Mesela hani sadece kadın erkekle bitmiyor ya orada. Evet. Ya bir sürü şey yazıyorsun. Adamın ırkını yazıyorsun, bilmem nesini yazıyorsun. Hani çok sıkıntı o. Bizde mesela şey fişlemeye girer direkt ya. Doğru, direkt doğru, seni taşlarlar evet. yani bizde. Evet. Tabii bu kadar algı yani çok 100 tane çalışanınız var. Tabii o çok daha büyük evet. şeyler de bekleniyor ama sonuçta böyle bir kültür oluşturmaya özen gösteriyoruz sözü evet. bence çok önemli yani. Hani ya ben şeye mesela çok hani iş hayatında yani danışmanlık yaparken çok yaşadım. Mesela
başı kapalı bir insan mesela kesinlikle bu şirkette çalışamazı da gördüm. Hı hı. Tam tersini de gördüm. Hı hı. Yani burada işte bir netek giyen bir kadın çalışamazı da gördüm. İşte bir küpe taktığı için mesela benim ekibimdeki bir arkadaşı bir müşteri de mesela ben ekip lideri olduğum için zılgıt yediğimi de gördüm. Hı. Ya bu küpeli herifi niye getiriyorsun dedi bana adam. Hı hı. Şimdi bunu gördükten sonra mesela aslında ne var ki abi yani başörtülü insanla mini etekli kızla küpe takan adamla ne bileyim işte zenci bir arkadaşla aynı ofiste çalışabilir. Aslında bu çok doğal değil mi? Hepimiz için bu masadaki herkes için ben çok doğal. Tabii. Ama dışarıda bu yok yani maalesef dışarıdaki birçok şirkette bunu yapmak mümkün değil yani. İşte yeni nesil şirketler ancak yaparsa olacak bu. Evet. İster istemez bence günün birinde olacak. Sadece ne kadar önce ne kadar sonra olacak onu şey yapmak lazım. Ne kadar geç olursa o kadar kötü olacak çünkü. Evet. Daha da konuşmayacağım bununla ilgili. Koray tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığın için çok güzel yedirdin içirdin. Evet çok teşekkürler. Ben içecek tarafını çok beğendim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Yani gerçekten sizle beraber burada olmak ayrı bir keyif. Dinlerken daha da çok heyecanlanacağım gibi geliyor. Biz de senin podcast'ine üye olmak istiyoruz. Onu demek. Dahil olmak istiyoruz. Konuk olmak istiyoruz. Aslında ben de... hani kendimizi zorla bir yerlere konuk ediyoruz. Şimdi onu diyeceğim. Bölümün içerisinde onu davet etmeyeyim. Reklam olur diyecektim ama ben de sizi yollarda TV'de. Yalnız biraz, bizim araba biraz dar olduğu için üçünüzü böyle bir koltuğa böyle yan yana oturtturacağım. Yani bir paylaşımlı arabayla geliriz. Eğer yani siz gelirseniz büyük ihtimalle ön koltukta oturmak zorunda kalabilirsiniz ya yancı alacaksak. Bence böyle... büyük bir paylaşımlı araba ile halledebiliriz. Otobüsle çekeceğiz. Evet, çok fenomen olabilir. Şey var biliyorsun. Tuna yani ses kalitesini beğenmeyebilir. Ve evet, biraz her yere böyle mikrofonlar, şapkanlar. Beklentisi yukarıda. Ondan dolayı. Şunu yaparız tahmin. Benim beklentilerim üst düzey. Öyle evet. Olmaz her şey. Yani aracı böyle bir sahil kenarında çekip tam bir sabahın böyle etrafta araba geçmeyen evet. Bir saatte. Martı sesleriyle. Sonra polisler basar bizi. Ne yapıyoruz evet. Burada siz diye. Siz nesiniz ya? Ne yapıyor olabilirsiniz bugün? Aynen, biz de yollarda TV'de bir bölüm çekmek istiyoruz. Topla bunları. Bu şekilde bir deneyim olmazsa çok memnun olurum. Tuna sen de birazcık beklentini düşünürsün. Arabada çekmiş oluruz yani. Tamam hallederiz bakarız. Şimdi önce son bir şey söyleyeceğim. İki tane şey söyleyeceğim. Birincisi Crowd Up'a gelen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Crowd Up sırasında artık böyle yorgunluktan ve hastalıktan ve ilaçla ayakta durmaktan son saniyede podcast'i çektiğim arkadaşlarım Barış ve Utku dedim. Utku'yla bir podcast çekmiyorum. Tuna'yla çekiyorum. Rezillik. Ayıp ya. Aynen. Bu kadar aynen. Olmaz. Aynen. Çok özür diliyorum Tuna'cığım. İkincisi şu. Uzun zamandır ikinci bir podcast'imiz var bu arada bizim. Daha dinledin mi bilmiyorum ama yandan bir podcast daha yapmaya çalışıyoruz. Vay. Biz kendimiz yapmıyoruz. Ben nasıl kaçırdım onu? Dur biz yapmıyoruz. Biz yapmıyoruz. Bir arkadaşımız aslında. Hani girişimci muhabbetinin altında kendi oyun firmasını kurmaya çalışan bir arkadaşımız var. Bir dakika var. Onu bahsettiniz podcast'lerde ama evet. Yayınlanmamıştı. Daha yayınlanmadı. Ama ben onun... de kaçırdım diye kendimi suçlu hissetmiyorum. Yok onun işte şeyi çıktı. O biraz daha böyle scriptli böyle senaryolu bir podcast olacak ve onun senaryosu çıktı. İşte onu okuduk, yorumlarımızı yaptık falan filan ve yakın zamanda onunla alakalı da bir aksiyon alacağız. Hani onu da söyleyeyim dedim. Orçun'a yaklaş diyeceğim. Yani. Ve eşine Zeynep'e teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi bu bölümde Patreon ödemesi yapmış olan arkadaşları ve bizi desteklemiş olan arkadaşları okumak için Habibe arkadaşımızı davet ediyorum. Türkiye'deki bizim tanıdığımız tek Habibe olan. Aynen. Kendimi böyle sahneye çıkıyormuş gibi hissettim. Böyle hani sahneye davet edilir ya sanatçılar. Ben i̇şte, böyle... ilk sunum yaptığın anı hatırladım Meetup'ta. Evet, aynen. Çok heyecanlıydım. Şimdi o kadar heyecanlı değilim. Herhalde seyirci yok ya. Kendim seyirciyim. Aslında 70 milyon seni dinliyor. Beni heyecanlandırma rica ediyorum. Bu arada Habibe ile de ayrı bir bölüm çekeceğiz. Şu anda tesadüfen Habibe burada bulundu ve yani bölümde yanda durdu. O yüzden ilginç bir durum oldu aslında ama tabii ki Habibe böyle yanda durmayacak bir dahaki bölümlerde. Bir ara onunla da ayrıca bir bölüm çekeceğiz. Onu ben sadece söyleyeyim. Gülmemeye çalışıyorum böyle. O kadar böyle komik arada böyle sesim ağzımı falan kapatıyorum. Böyle çok ses çıkmasın yoksa Tuna beni azarlar falan diye. Tuna da öyle bir izlenim vermiş demek ki. Hiç azarlamadım bugüne kadar yalnız. Tuna'nın görünümü yani kurumsal görünümü. Sami Can azarladı galiba. Benim hakkımda yanlış izlenimler oluşturmayalım. Ya. Yok öyle. Yok sen çok kibar bir insansın gerçekten. Seni çok seviyoruz. Buyurun efendim Habibe Hanım. Evet. Şimdi Patreon'dan arkadaşları ben okuyayım bir değişiklik olsun dedik. Biraz sesime alışın. Doğru. Hatice Akkoyunlu, Çağrı Sarısöz, Umut Gökbayrak, Özgün Genç, Batuhan Öğünlü, Abtünel, reklam. Bak, evet bir tane daha reklam yemişiz. Evet. Orçun Nişli, Gökhan M. M. Cansu Taş'tan, Saygın Topatan, Emlak Cep. Emlak yine Cep. Bir diğer reklam. Akın Göktürk, Ekin Öcalan, Cem Buğra, Deniz, Erman Taylan, Burcu Öğünlü, Özge Öz, Mert Paker, Burak Doğramacı, Çağlar Çoban, Ömer Erkmen. Ömer abi.
Ömer abi. Tuğrul Yakay. Design Sprint ciddi keyifli konu. Buyurun Slack'ten konuşalım. Mert yani Mert Allah'ım yarabbim ya. Mert gerçekten her hafta değiştirmeyi beceriyor bu arada ya. Eyvallah. Tebrik Mert tebrik gerçekten. Ediyorum evet gerçekten seni. İnsanları teşvik ediyor mu? Aynen. Efe Can Ardur, Barbaros İnciler, Eralp Karaduman. Eralp Karaduman bu arada 5.01. Onu nasıl yaptı ben çok merak ediyorum. Eralp bu arada bir muamma ya. Biz daha Patreon'u açtık, evet. Kimseye duyurmadık. Adam 5.01 verdi. Test ederken yani bu neymiş falan diye böyle hesabı yarattık ve adam 5 dolar verdi. Hiç yani. Kimseye duyurmamış. O çok ilginç yani hikayesi. İlker Akış, anosmi.com, sıra dışı bir parfüm bloğu. Bunun dışında anosmi.com 100 dolar bağış yapmış. Teşekkürler. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sonra 25 dolar bağış yapan Koray Bahar. Evet kendisi burada. Evet ben buradayım. Konuğumuz ve Çağrı Hoca'ya da. O 25 doları verip buralara geldim ben. Çok 25 dolar vermek isteyenlere. Patronluk yapıyorum burada. Evet, çok teşekkürler. PR'dan bahsediyorduk. Sizin için çok güzel bir PR oldu gerçekten diye düşünüyorum. Doğru. Okay. Tekrardan bütün patronlarımıza, evet Koray sen de buradasın, yüz yüze de söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz bizi desteklediğiniz için. Okay, o zaman bölümü yavaştan kapatıyorum. O zaman gelecek hafta aynen. Görüşmek üzere. Evet gelecek hafta görüşmek üzere diyorum herkese. Bizi işte girişimcimuhabbet.com üzerinden e-mail adresinizi bırakıp e-mail listemize dahil olabilirsiniz. E-mail adresinizi bırakıp Slack kanalımıza abone olabilirsiniz diyeceğim ama Barış bozmuş olduğu için. Şu anda o kısımlar bozuk. Orası muamma neler oluyor. Bir sonraki bölümde büyük haberlerle karşınızdayım evet. Diyorum ve orayı öyle bırakıyorum. İnşallah bakalım. Yani işsizken bile her neyse bir şey demeyeceğim şimdi. Kaçıncı? Facebook üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Twitter'dan takip edebilirsiniz. iTunes'dan lütfen yorum bırakın. Aynı zamanda Ekşi Sözlük'ten de yorum bırakırsınız. Çok seviniriz. Bu arada son Ekşi Sözlük'teki son iki yorumda Barış üzülmesin hashtag'i var. teşekkürler arkadaşlar. Ben onun için İşsizim ve üzülmüyorum sayenizde. Artık kim bilir nelere gidecek. Evet, Sami'nin parmağı olabilir o işte. Ben şüpheleniyorum yani. Bilmiyorum. Arkadaşlar Barış ocağını bana Ekşi Sözlük'teki yorumlarla ısıtıyor. Lütfen. Doğru bak bu doğru işte. Buna devam edelim. Buradan bayağı ekmek çıkacak. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi bakalım.